Sayın Vekili, Sayın İlçe Başkanları, Belediye Başkanları ve çok kıymetli Kütahya kamuoyu. Bugün burada tüm ilçe başkanlarımızla, belediye başkanlarımızla birlikte önemli bir konuyu tartışmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Öncelikle bu toplantıya katılımlarınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. Biliyorsunuz ki Aralık, Ocak, Şubat aylarında ilçe kongrelerimiz, Mart, Nisan, Mayıs aylarında da il kongrelerini yapma gibi bir zorunluluğumuz vardı. İlçe kongrelerimizi tamamlamış bulunuyoruz. Bu manada göreve gelmiş olan, seçilerek göreve gelmiş tüm ilçe başkanlarıma hayırlı uğurlu olsun demek istiyorum. Bugüne kadar yapmış oldukları hizmetlerinden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugünden itibaren de Milliyetçi Hareket Partisi adına üstün hizmetler yapacağınıza inanıyor. Başarılarınızın devamını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Tabii ki bu süreç içerisinde ben de istedim ki Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı Kongresi'nde tekrar adayım. Bu adaylığımı siz yol arkadaşlarımla birlikte paylaşmak üzere sizlerin huzurunda açıklamak istedim. Ben bu vesileyle tekrar teşekkür ediyor, saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. Diliyorum ve inanıyorum ki Cenab-ı Rabbül Alemin inşallah bu kongrelerin önceliğimiz, ülkemiz ve milletimize hayırlara vesile olacaktır diye düşünüyorum. Ben bu açıklamamdan sonra Türkiye gündemini, parlamentodaki çalışmalarını anlatmak üzere Sayın Vekilim Profesör Doktor Alim Işıklı'ya devrediyorum. Buyurun Sayın Vekilim. Saygıdeğer belediye başkanlarımız, belediye meclis üyesi ve ilçe yönetim kurulu üyesi dava arkadaşlarım. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bu vesileyle tekrar ben de ilçe kongreleri sürecinde gerek aday olarak gerekse adaylarımıza destek olarak sizlerin verdiği destekten dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kongremizin, ilçe başkanlarımızın ve beraber çalışacakları yönetim kurulu üyelerimizin sağlıklı, sıhhatli bir çalışma dönemini geçirmesini canı gönülden Cenab-ı Allah'ta arz ediyorum. Bu vesileyle önümüzdeki süreçte il başkanlığı kongremizin de hayırlara vesile olacak bir şekilde sonuçlanması konusunda önümüzdeki hafta hepinizi bulunduğunuz ilçe yönetimleri ve belde veya ilçe belediye başkanlığıyla beraber çalışan tüm arkadaşlarımız olarak önümüzdeki hafta yapacağımız bu kongreye davet etmek istiyoruz. İnşallah bu hafta içerisinde Sayın Genel Başkanımızı da buraya getirmek üzere davetimizi yapacağız. Ama kendisi gelemezse mutlaka bir genel başkan yardımcısı arkadaşımız bu kongreye iştirak edecekler. Allah hepimizin hem ilimizde hem de ülkemizde rahat bir şekilde milletimize hizmet edebilmeyi sağlayacağı bir kongre olmasını temenni ediyorum. Tabii bundan önce geçmiş süreci kısaca sizlerle bir değerlendirmek istiyorum. Hatırlarsanız geçen dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir mayın yasası ile ilgili çok hararetli bir kanun tasarısı görüşüldü. Ve sonuçta çok büyük tartışmaların ardından iktidar partisi sayısal çoğunluğuna güvenerek bu yasayı geçirdi. Ve Türkiye ile Suriye arasındaki 910 kilometrelik sınır boyunca önemli bir büyüklükte olan ve 800 kilometrenin üzerindeki mayınlı arazinin temizlenerek o zamanki tartışmalardan da hatırlarsınız bir İsrail firmasına bu temizleme işi karşılığında belirli bir süre o bölgenin temizleme işi karşılığı olarak o firmaya verilmesiyle ilgili bir kanundu bu. Ve bu kanun
Anayasa Mahkemesi'nden döndü. Dolayısıyla o süreci bu şekilde bir atlattık. Bugün Türkiye'nin geldiği noktada Suriye ile olan ilişkilere geldiğimizde geçmiş dönemdeki mayın yasasının şimdi ne kadar önemli olduğunu hepimiz daha rahat anlıyoruz. Değerli hemşehrilerim, değerli başkanlarım, Suriye bu coğrafyada çok önemli bir yer. Önemi de İsrail'le doğrudan kara bağlantısı olan tek ülke olmasından kaynaklanıyor. Eğer İsrail'le Suriye arasındaki bu koridor sağlanmış olsaydı o zaman, şimdi İsrail o 900 kilometrelik koridor boyunca Irak üzerinden İran'a çok daha rahat ulaşacaktı. Ve İran'ı kontrol altına almak demek, İran'ın Çin'e olan enerji desteğini kontrol altına almak demektir. Dolayısıyla Çin'in enerji kaynakları ile ilgili bu kontrolünü masaya yatırdığınız zaman, işte Amerika Birleşik Devletleri bugün dünyanın süper ekonomik gücü olarak gördüğü Çin'le pazarlık şansını yakalıyor. Bölgemizdeki olaylara bu pencereden baktığımızda Türkiye'nin Amerika'nın menfaatleri uğruna bugünkü Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı aracılığıyla nasıl taşeron olarak kullanmak istendiğini iyi anlamamız lazım. Bu bölge dünya enerji kaynaklarının rezerv olarak yaklaşık %70'inin bulunduğu bölge. Bölgemizdeki Büyük Orta Doğu projesi bu enerji odaklı bir projedir. Ve maalesef bu ülkenin başbakanı Büyük Orta Doğu projesi eş başkanı olmakla övünmüştür. Ama şimdi bugünlerde çok fazla bu konuda herhangi bir ifadede bulunamamaktadır. Dolayısıyla Türkiye'nin bu stratejik konumunu dikkate aldığımızda Amerika'nın bu bölgedeki menfaatlerine dur diyen iki temel güç vardı. Bunlardan birisi milletin bağrından çıkmış sivil güç olan ve milli vasfını her yerde çekinmeden tek başına da kalsa söylemeyi görevle Milliyetçi Hareket Partisi. İşte 12 Haziran 2011 seçimleri öncesinde Milliyetçi Hareket Partisi adına kurulmuş olan her türlü tuzak ve komploların sebebinin bu olduğunu başta belirtmek istiyorum. Ama her şeye rağmen şükürler olsun ki bu milletimiz o günkü bu partiye olan ve partinin genel başkanı Sayın Doktor Devlet Bahçeli olan saldırıya müsaade etmemiş ve partimizi bugün hepimizin arzu ettiği sayıda olmasa da Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altına bir kez daha göndermiştir. Bunun anlamı şudur demokrasi tarihinde. Sağda iki parti seçtim. Birisini iktidar ettim, diğerini de bunu kontrol etsin diye Milliyetçi Hareket Partisi olarak sizi muhalefete gönderiyorum. Bundan sonraki iktidar adayım sizsiniz. Eğer iktidar partisi benim menfaatlerime ters bir harekette bulunursa ben tercihimi yaptım, iktidara sizi getireceğim, buna göre iyi çalışın dedi. Biz bu olayı böyle okuyoruz. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi olarak da bugün seçimden bugüne Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında hep ülke çıkarlarını öne çıkardık ve önce ülkem ve milletim sonra partim diyen anlayışımızı devam ettirdik. İnşallah bundan sonra önümüzdeki seçimlerde bu ülkenin kim ne derse desin, nasıl konuşursa konuşsun, en güçlü iktidar adayı Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Dolayısıyla bu konumumuzu iyi anlamamız lazım. Bunun gerek ülke siyasetinde, gerekse ilimiz ilerindeki yerel siyasetteki karşılığını biz görüyoruz. Bugün Kütahya'da birçok insanımız oy vermiş ya da vermemiş, partimize olan teveccühünü değiştirmiştir ve gerçekten her gittiğimiz yerde hepimizin de şahit olduğu gibi gereken saygıyı, sevgiyi bize eskisinden daha fazlasıyla göstermeye başlamıştır. Şimdi son günlerde 28 Şubat süreci ve 12 Eylül komutanları ile ilgili bir süreç başlatıldı. Bu partimizin de ısrarlı politikaların sonucunda her şeye rağmen önemli bir süreçtir. Ama iki tane 12 Eylül komutanı,
İşte 8-9-10 tane 28 Şubat askeri görevlilerinin tutuklanması demek bu süreçte hesaplaşılması anlamına asla gelmemektir. Yani önemli olan 12 Eylül'ün ve 28 Şubat ya da 27 Nisan E-Muhtırası'nın arkasındaki güçlerle hesaplaşacak bir ortamı yakalamaktır. Şu anda 28 Şubat süreciyle ilgili bu olayları partimiz bu pencereden değerlendirmektedir. Yani 28 Şubat'ı Türkiye'de kimler yarattı? Arka taraftaki güçler kimlerdi? Bu süreçten kim yararlandı? Kim mağdur oldu? Bunu her şeyiyle ortaya dökecek bir araştırmanın ve soruşturmanın başlatılmasından yanayız. Nitekim partimiz geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında kurulan bir bu tür darbeleri ve darbe girişimlerinin araştırılması ile ilgili komisyona destek vermiştir. Biz de meclis araştırma önergesiyle böyle bir komisyonun kurulmasına ve Türkiye'deki bu tür olayların aydınlatılması için çalışmanın yapılmasına katkıda bulunduk. Ondan önceki dönemlerde özellikle 4+4+4 diye Türkiye'nin gündemine gelen milli eğitim sistemindeki partimizin tavrı milletimizin bağrında çok büyük bir rahatlamaya yol açmıştır. Açık söylüyorum. İktidar Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirdiği kanun teklifinde kesinlikle İmam Hatiplerin ortaokullarının açılması, Kur'an-ı Kerim derslerinin seçmeli ders olarak okutulması, Peygamberimizin hayatının seçmeli ders olarak okutulması konusunda bir kelime dahi yoktu. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak kendi içimizde tartıştık ve yıllardır özlemimiz olan ve rahmetli anıyorum Sayın Rahmetli Başbuğumuzun da 1977 yılında vermiş olduğu Kur'an-ı Kerim ortaokullarda seçmeli ders olarak okutulmalıdır sözünden de yola çıkarak bunu bir fırsat bildik ve Türkiye'nin gündemine taşıdık. Ve İktidar Partisi de Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu önerisine kulak tıkayamadı. Çok zorlandılar. Her ne kadar istediğimiz gibi olmasa da, eksikleri de olsa bu kanunun geçmesine çok önemli bir katkıda bulunduk ve bunu milletimiz gördü. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi niçin Amerika'nın ya da uluslararası güçlerin veya Avrupa Birliği'nin üzerinde oyunlar oynadığı parti olduğunu milletimize bir kez daha gösterdi. Ama ne olursa olsun biz bu mücadeleye devam edeceğiz. Bundan hiç endişeniz olmasın. Değerli hemşehrilerim, saygıdeğer başkanlarım, özellikle ilimiz nezdinde son dönem gündeme gelen birkaç konuyu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakınız şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine 20 Mart 2012 tarihi itibariyle Sayın Başbakan'ın imzasıyla bir kanun tasarısı geldi. Bu kanun tasarısında bor tuzları ve diğer değerli madenlerin devlet eliyle işletilmesi konusunda esneklik getirilmek isteniyor. Dolayısıyla gelen tasarıda deniyor ki devlet mülkiyeti üzerinde kalmak kaydıyla borun çıkartılmasından zenginleştirilmesine kadar ve diğer nükleer madenlerle beraber her türlü aşamada üçüncü kişilere bu işleri yaptırabilir. Eğer ihalenin süreci 3 yıldan daha fazla süreyi kapsarsa o zaman Yüksek Planlama Kurulu kararıyla bu süre belirlenir diyor. Bunun anlamı şu değerli hemşerilerim. Yüksek Planlama Kurulu'yla, kurulu kararıyla ki başbakan ve birkaç bakanın olduğu bir kuruldur bu. 49 yıllığına kadar bor alanları bahsettiğim işler amacıyla özel sektöre açılır ve özelleştirilmesinin önü açılacaktır. Bu kanunla ilgili sonuna kadar mücadelemizi yürüteceğiz. Yine geçen hafta itibariyle Enerji Bakanlığı Müsteşarı Seyit Ömer Termik Santrali'nin özelleştirmenin ilk sırasına alındığı ve bununla ilgili Yüksek Planlama Kurulu kararının hazırlandığı yakında özelleştirme ihalesine çıkılacağı ile ilgili ulusal medyaya yansıyan bir demeci olmuştur. Bu konuyla ilgili hazırlık da sürmektedir. Geçen yıldan beri özellikle ilimizdeki iki önemli termik santral olan Seyit Ömer Termik Santrali ve Tunç Bilek Termik Santrallerinin
kendilerini besleyen havzalarla birlikte özelleştirilmesiyle ilgili altyapı hazırlıkları sürmekte. Şimdi önce elektrik dağıtım şirketlerini özelleştirdiler. Ancak elektrik dağıtım şirketleri hükümetle yaptıkları görüşmelerde kendilerinin beklediği karı bulamadıklarını, dolayısıyla bu zararlarını telafi edecek enerji üretim tesislerinin de kendilerine verilmesiyle ilgili taleplerinin olduğu iddiaları var. Ve bu termik santrallerin yeniden özelleştirme gündemine alınarak bugün kamuoyunun gündemine taşınmasının altında bunlar vardır. Peki elektrik dağıtım şirketleri neden bekledikleri karı yapamıyorlar derseniz, bugün Doğu ve Güneydoğu illerinde elektrik kaçak kullanım oranının %75-80'lere vardığı iller vardır. Yani benim vatandaşım 75 milyon olarak başkalarının bedava kullandığı, kaçak kullandığı elektriğin bedelini ödüyor. Dolayısıyla en az kaçak kullanım oranına sahip olan Kütahya'nın da içinde bulunduğu bu bölgedeki elektrik dağıtım şirketi ve vatandaşlarımız başkalarının yaptıkları bu elektriklerin bedellerini ödemek zorunda kalınca yine olan vatandaş oluyor. Dolayısıyla şimdi önümüzde kamu kuruluşu olarak artık önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Kütahya'da hiçbir kuruluş kalmamış olacaktır. 2004 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2003 yılı başından itibaren tek başına yönetime geçmesiyle ilimizde hızla başlayan özelleştirme süreci, eminim ki bunların ustalık döneminde bu birkaç yıl içerisinde tamamlanacak ve Kütahya'daki birçok işsiz gencimizin başka illere başlattığı göç kervanı yine devam edecektir. Şimdi bu konularla ilgili ilimizde Allah sizlerden razı olsun, hepinizin de katkısıyla belli bir mücadelenin sonuna yaklaştık. Yapılan özelleştirmelerdeki usulsüzlüklerin yargıya da taşınması kaydıyla sonuçlanması aşamasına geldik. İnanıyorum ki bu millet bunun karşılığını bize zamanı geldiğinde mutlaka verecektir. Bir tanesini sadece söylüyorum. Şeker fabrikasının milletin malını tapuda tahribatla üzerine geçirdiği konu Yargıtay'da onanma sürecine gelmiştir. Bununla ilgili yerel mahkeme bu işlemi yapanla ilgili cezayı vermiştir. Temiz süreci inşallah yakında sonuçlanacaktır ve Kütahya için inanıyorum çok önemli bir dönüm noktası olacaktır önümüzdeki yıl. Bu konunun millet nezdinde ne kadar önemli olduğunu ben biliyorum. Sizler de çok iyi biliyorsunuz. Ama şimdi bu mücadelenin devamı mutlaka hep beraber yine yapılmak zorunda. Özellikle yeni teşvik yasasında Sayın Başbakan'ın ve Ekonomi Bakanı'nın törenlerle açıkladığı ve Türkiye'de yeni bir çığır açıyormuş havasında kamuoyunda pompaladığı yeni teşvik yasasında Kütahya nerededir diye bir sormamız lazım. Kütahya daha önce 4 bölgeden 3. bölgede gidiyor. Şimdi Türkiye'deki 81 ilin 6 bölgeye paylaştırıldı. 6 bölgeden 4. bölgeye çıkartıldı diye İktidar Partisi'nin yetkilileri, milletvekilleri gelip buralarda bayram havası estiriyor. Değerli hemşerilerim, 4'te 3, %75'lik dilimdeyken şimdi 6'da 4'e düşen ilimiz %65'lik dilime gerilemiştir. 10 puan geriledik. Ve en önemlisi de nedir biliyor musunuz? Tarım, gıda ve hizmetler sektörü bu yeni teşvik sisteminde yoktur. Dolayısıyla Kütahya'daki şimdiye kadar verilen teşviklerin hiçbirisi önümüzdeki süreçte bu insanlara verilmeyecektir. Şu andaki yeni teşvik sisteminin en önemli basamağı stratejik yatırımlar olarak tanımlanan ve ileri teknolojinin kullandığı yatırımlara ayrı bir ödenek aktarılmasıdır. Bununla ilgili maalesef Kütahya'yı öne çıkaracak potansiyele sahip alanlarımızın hiçbirisinde bu teşvikten maalesef yararlanamayacağız. Önümüzdeki yıl yerel seçimler yılıdır. Bu seçimlerde düşünülen bir şey daha var. Şu anda geçmiş dönemde çıkartılan kanun gereği
nüfusu 2000'in altında olan tüm beldelerimiz zaten önümüzdeki seçim döneminde köy tüzel kişiliğiyle bu seçimlere girebileceklerdir. Dolayısıyla Kütahya'mızdaki 61 beldemizin o günkü tarih itibariyle söylüyorum 48'i nüfusu 2000'in altında olduğu gerekçesiyle köy tüzel kişiliğine dönüştürülmüştü o kanunla. Bunlar en azından önümüzdeki 2013 yılı sonunda yapılacak seçimlerde belediye başkanlığı seçimine katılamayacaklardır. Yine İktidar Partisi'nin kulislerinde ve bu işlerle uğraşan grup başkan vekilleri ve komisyon başkanlarının kendi aralarındaki sohbetlerinde geçen bazı ifadelerden yola çıkarak söylüyorum. Büyük ihtimalle bu kanun düzenleme sırasında yeni 2000'in altında nüfusa sahip olanları zaten hepsi bu 863 beldeye ilave edilecek. Ancak başbakanın kafasında bir 5000 nüfus olduğu da ifade ediliyor. Yani 5000'in altında nüfusa sahip olan tüm beldelerin yeniden köy tüzel kişiliğine dönüştürülmesi veya her ilçede sadece bir ilçe belediye başkanlığı bırakılarak o yeni kurulacak büyük şehirlerle beraber yeni bir düzenlemeye gidileceği söylenmekte. Onun için biz şimdi her halükarda hiç olmazsa 48'in dışında kalan diğer 13-14 beldemizde inşallah bu yılın sonu itibariyle yeni bir hamleyi ve diğer ilçelerimizde yerel seçimlerde bu başarıyı nasıl sağlarızın hesabını yapmak zorundayız. İnşallah bu yeni düzenlemeler milletimizin gözünü, özellikle Kütahya'nın gözünü yeniden açacaktır diyorum. Bakınız, özetleyerek söylüyorum tekrar. Kütahya eğer böyle giderse bu göçü durdurması mümkün değildir. Her ne kadar birçok iş adamımız kendilerine saygı duyuyorum. Şimdi hükümetin açıkladığı bu teşvik sistemine çok iyi. Kütahya'mız bundan epeyce yararlanacak şeklinde demeçler verse de zaman onların bu demeçlerinin Kütahya için geçerli olmayacağını gösterecektir. Çünkü Kütahya şu anda mevcut sistemde geriye gitmiştir. İleriye gidecek hiçbir katkı alamamaktadır. Bununla ilgili mücadelemiz devam ediyor. Geçen hafta bu sistem açıklanır açıklanmaz Kütahya ile ilgili ve Türkiye'nin geneli ilgili niçin gıda, tarım ve hizmetler sektörünün bu sisteme dahil edilmediğini ve bundan birçok Anadolu ilinin göç veren durumunu yeniden göçü artırarak zarar göreceğini ifade eden ve bununla ilgili tedbirlerin alınmasına yönelik çalışmalarımızı başlattık. Umarım Kütahya'mız da bundan üzerine düşeni alır diye düşünüyorum. Değerli başkanlarım, önümüzdeki hafta yapılacak olan il başkanlığı seçimimizde aday olan tüm arkadaşlarımıza, dava arkadaşlarımıza öncelikle şimdiden başarılar diliyorum. Bu konuda sizlerin iradesinin başımızın tacı olacağını bilmenizi istiyorum. Ancak sayın il başkanımla birlikte olduğum 2004 yılından bu yana yaşadığımız süreçte kendisine huzurunuzda başkanlık adayında biraz önce ifade etmesinden dolayı bir teşekkür borcum var. Onu iletmek isterim. Kendisi ve beraber çalıştığı yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımın tamamından bugüne kadar hiçbir şekilde en ufak olumsuz bir ifade duymadığım gibi hangi alanda ne tür faaliyette ve çalışmada bulunmuşsam hep desteklerini gördüm. Huzurunuzda kendine ve beraber çalıştığı arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki bu arkadaşlarım içerisinde hepiniz de dahil olmak üzere. Gerçekten 2004 yılında, 2002 yılı seçimlerinde Kütahya genelinde 6. parti olan, parti konumuna düşmüş olan partimizin bugünkü gelinen noktada iki dönem üst üste Cumhuriyet tarihinde ilk kez Milliyetçi Hareket Partisi'nden her ne kadar sayısı bizi tatmin etmese de birer milletvekili çıkarma şansını yakaladığı bir dönemde beraber çalışmaktan, sizlerle birlikte olmaktan hakikaten onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi 2002 yılı seçimlerinde bu ildeki 6 milletvekilinin tamamını almıştır. 2007 yılı seçimlerinde 5 bire gerilemiştir. 2000
2011 yılındaki son seçimlerde 4-1 olmuştur. Yani o partinin, iktidar partisinin giderek güç kaybettiği ama Türkiye'deki tüm gelişmelere rağmen Kütahya ilinde en azından Milliyetçi Hareket Partisi olarak konumunu koruyan ve her girdiği seçimde oyunu bir önceki seçimde aldığı oya göre artıran bir parti trendini yakaladık. Umarım önümüzdeki dönem inşallah bu tren iktidara taşınan bir trend olacaktır. Bundan hiçbirinizin zerre kadar kuşkusu olmasın. Ben şuna inanıyorum. Bu ülkenin her insanı vefalıdır ve kadir şinastır. Şimdi aziz milletimiz Milliyetçi Hareket Partisi'nin niçin yıllardan beri bu mücadelenin içinde olduğunu yeni yeni anlamaya başlamıştır. Bunlar emin olunuz. Türkiye'nin her yerinden gelen gerek ziyaretçi, gerekse mesaj veya telefon trafiğinin bizlerle olan bu iletişimde bu desteği verdiğini gösterdiğine şahit olan birisi olarak söylüyorum. İyi ki varsınız, iyi ki sizi oraya göndermişiz. Allah sizlerden binlerce defa razı olsun diyen birçok vatandaşımızın aradığını her gün en az 3-5 tane telefon aldığını söyleyebilirim. Çünkü artık Türkiye'de hiçbir vatandaşımızın çocuğunun burnunu kanatacak bir olayı bu milletin hiçbirisi istemiyor. Ama Sayın Başbakan bugün bir maceraya girmiştir. Sayın Başbakan'ın bu girdiği macera doğru bir macera değildir. Obama'nın talimatıyla bir gecede İran'la olan enerji anlaşmasını bozup %20 aldığımız petrol ve doğalgazı azaltarak ertesi gün doğalgaza %20 zam yapan bir hükümetin artık bu millete vereceği hiçbir şey kalmamıştır. Değerli başkanlarım, gelinen noktada Sayın Başbakan ve kabinesinden Obama dahil olmak üzere uluslararası güçler diyet istemektedir. Demektedirler ki bugüne kadar size verdiğimiz desteğin karşılığında siz komşunuz olan Suriye ile bu mücadelede bizim yanımızda olacaksınız. Ve maalesef üzülerek ifade ediyorum, bu ülkenin başbakanı Çin'den veya bir başka ülkeden Suriye'ye savaş tehdidi savururken gelip Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bu milletin milli iradesine dayanarak gönderdiği milletvekillerinin hiçbirisini bilgilendirme ihtiyacı bile hissetmemektedir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak sürekli her ortamda bunu söylüyoruz. Sayın Başbakan kime ne söz verdi? Sayın Dışişleri Bakanı kime neyin karşılığında ne söz verdiyseniz gelin aziz milletimizin temsilcilerinin bulunduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bu olup bitenler hakkında bilgi veririz diyoruz. Bugün 30 bine yakın CIA ajanının bulunduğu iddiaları Suriye'de ve bunların cirit attığı iddiaları vardır. 30 bine yakın 25 bin ile 30 bin arasında CIA ajanının cirit attığı Suriye'de bu hükümet bugüne kadar Suriyeli muhaliflere kucak açmış, Türkiye'yi bunların arenası haline getirmiştir. Bu Türkiye'nin geleceği açısından ülkemiz için çok kötü bir yönetimdir. Bunun mutlaka hesabı bu milletin vicdanında bir gün sorulacaktır. Dolayısıyla Türkiye'nin bu gittiği ortamda ve Kütahya'mızın da bu ülkenin çok önemli bir konumunda, merkez konumunda olan bir coğrafik bölgede en stratejik ürün olan, bora sahip olan bir il olduğunu bir kez daha hatırlatıyorum. Ve buna göre önümüzdeki günlerde Kütahya üzerinde de çok ciddi oyunların oynanacağını sizlere duyurmak istiyorum. Değerli hemşerilerim, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ne Kütahya'da ne Türkiye'nin başka hiçbir ilinde hiçbir sıkıntısı yoktur. Tek sıkıntısı kendi içerisindeki mücadelede bazı arkadaşlarımızın, üyelerimizin veya dışarıdan etkilenen bazı insanlarımızın gereksiz yere parti içerisinde bir gerilim yaratması sıkıntısıdır. Buna küstah olarak düşmeyeceğiz. Hep beraber inşallah bir kardeş ve bayram havasında önümüzdeki haftaki il başkanlığı seçimimizi de bitireceğiz.